çekmiyor, dur. Bu abi tam bir Karadeniz fıkrası. Bu ev dönüyor. Yani şu an fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama ev dönüyor. Hayır! Hadukit! Hadukit! Türkiye'nin en ilginç evlerini aradığımız serimizin bir sonraki bölümünde neredeyiz? Rize'ye geldik. Üşenmedik bu ev için Rize'ye geldik. Şaka yapıyorum. Zaten Rize'deydik. İstediğin adamla video çekmiştik. Arkadaşlar benim hayatımda gördüğüm gerçekten en enteresan ev. Bu ev dönüyor. Yani şu an fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama ev dönüyor. Dönence ismini şu an uygun gördük. Ben az önce söyledim. Galiba bu evin adı Dönence olacak gerçekten. Bayağı bir uğraşılmış. Şimdi fiyatından da bahsedeceğiz. İçini de göstereceğiz. Nasıl dönüyor sistemini de göstereceğiz. Hamza Bey buyurun. Abi bu ev niye dönüyor? Bu bölgede Karadeniz bölgesinde dik ve yamaçlı alanlarda güneşin çoğu yerlerde eksik olduğunu bölge halkı olarak hepimiz buna şahidiz. Bundan dolayı bir ihtiyaç olarak hissettik. Dedik ki güneşi takip eden bir ev yapılabilir mi? Bunun ya en büyük özelliği bunu burada yaptılar ama bunu demonte sökebiliyorsun. Gidiyorsun İstanbul'da kuruyorsun aslında. Bir tiny house gibi kolay da kuruluyor. Yani bunun nasıl dönmesinin amacı burada işte hem çok soğuk oldu hem her yer güneş alamadığı için mesela bir site projeleri varmış. Dönen site yapacaklarmış. İnanın olmaz komik. Ama bak sitede olduğunu düşün. Komşuyla karşılıklısın. Bakışıyorsun böyle. Gıcıksan komşuya mesela basarak dönebilirsin. Tamer Karadağlı'nın bir programı vardı ya. Koltuğa basıyordun dönüyordu. Ya da O Ses Türkiye gibi. Basıyorsun dönüyor. Fiyattan bahsedelim. Ne kadar abi bunun satış fiyatı? Bunların fiyatını tam belirlemedik ama yaklaşık 350-400 bin dolar civarında dönen villa sitesinde birim fiyatı düşünüyoruz şu anda. Çekmiyor dur. Evin kumandası çekmiyor lan, çok komik. Arada tutukluluk yapıyor işte. Son ürün olmadığı için daha böyle biraz daha geliştirmeleri olacağı için olabiliyor öyle sıkıntılar. Bu arada bu sistem 70 ton taşıyabiliyor ama ev 35 ton. Yani 4 katlı bir evi de dönen yapabiliyormuşuz. Çok enteresan lan. Hiç gördün mü dönen ev hayatında? Dönen kamera gördüm ama. Ha, dönen kamera var. Eyvallah. Bak bence bu abi tam bir Karadeniz fıkrası. Hatta bir fıkra var ya işte Temel tutmuş ampulü, ampulü çevirmiş. Dursun gelmiş, tutmuş kendisi dönmüş. Biri daha gelmiş, o da tutmuş evi çevirmiş. Bu oradan çıkmış bence. Hocam bu evin kumandası da şu ileri tuşu var, geri tuşu var. Bunu siz uygulamaya falan bağlarsınız değil mi? App'ten, uygulamadan, telefondan tabii. Kontrol edilir bu. Şu anda yazılım akıllı ev modeline doğru bir çalışma yapıyoruz. Basıyorsun. Çok komik. Bak, diğer tarafa döndürelim. Oğlum bana komik geliyor. Buna alışmak zor herhalde. Mesela biz eve gireceğiz. Evin kapısına niye yürüyelim? Evin kapısı bize gelsin değil mi? Gel kapı. Gel. Gel. Topla gel. Bu arada ev dönerken içerideki hiçbir eşya sallanmıyor. Hiçbir şey olmuyormuş. Çok gerçekten ne böyle takılarak dönüyor ne böyle sert dönüyor. Yumuşak yumuşak tatlış tatlış dönüyor. Depremde ekstra altta deprem ve rüzgara dayanıklı bir sistem yaptık. 50 santimde bir çift taraftan ankrajlı dübelleyerek vidaları kalın çelik demirden binayı tamamen oraya bağladık. O yüzden altından fay hattı geçmediği müddetçe binaya hiçbir şekilde çok bir şey olmaz. Abi. Hadi gel. Ben bunu alayım. İçeride de döneriz ya. Dönence. Güzel isim bence dönence buna. Gayet güzel hocam. Bunun altında tamamen böyle yuvarlak olarak yuvarlak bir ray var. Dövme çelikten yapılmış özel bir ray var. Altta tekerlek var. Ray oraya oturuyor. Yanda motor var. O tekerlek rayı döndürüyor aslında. O yüzden bu kadar böyle rahat ve yumuşak dönebiliyor. Yani burada hem kalkarken hem dururken hiçbir şekilde hissetmiyor. Bak şu an döndürüyorum mesela. Bıraktığın zaman böyle tak diye durur ya normalde. O da yok. Baya yavaş yavaş güzel güzel duruyor yani. Hocam şimdi burası 100 metrekare, alt kat artı üst kat. Alt katımız 49 metrekare. Burada bir mutfak alanımız olacak. Henüz hala inşaat aşamasında olduğu için yapılmamış ama işte burada böyle bir mutfak barımız olacak. Üst kata bakalım abi. Evet, burası benim tahminimden biraz farklı. Bir çatı yüksekliği çok güzel. Abi tutsana şu an. Burası tam şey, tiny house'lardaki çift kişilik yatak, ver bana. Buraya bir çift kişilik yatak çok güzel gider. Ben mesela bu evde burada yatmak isterim yani. Şeyi çok tatlı gerçekten. Gel hocam. Tavanla şöyle bir özellik var. Bu çatımız tamamıyla birbirine geçmedi. Şu ek yerlerinde mesela çivi kullanmamış. Aa, ha oturtmalı böyle şey. Aynen. Demonte olduğu için bütün çatı sistemimiz sökülüp takılma. Sağlam ama değil mi? Tabii. Burası da ikinci yatak odamız. Müşterimizin aslında biz fikirlerini alıyoruz. Ne istediğini bize sunuyor. Biz ona projesini, altyapısını hazırlıyoruz. Ben çünkü talibim. Dönmesi benim için çok önemli bir şey değil de ben ufak bir yerse de bunun böyle
böyle yarısı kadar ufak bir şey istiyorum. Şimdi Hamza abi bana güzel fiyat yaparsa ondan alacağım. Ama daha iyi fiyat yaparım diyen varsa aranızda yazın bana. Böyle bir şey yapabiliyorum diyorsanız sizden alayım yani. Burası çocuk odası. Tabii her oda klima ile ısınıyor burada. Şu anda klima ile yaptık ama soba, kalorifer falan sistemleriyle beraber kullanılabilecek. Evet. Abi bir de içerideyken dönelim. Gel bak. gel bak şimdi. Hocam diyelim ki yatak odayı ısınıp burası yaptın. Yatağın burada. Camın önünde uyuyorsun. Gece uyurken dere manzaralı uyumak istiyorsun. Sabah kalktığında da ne bileyim çok güneş gelir buradan. Dağa bakayım uyanayım istiyorsun. Uygulamasından öyle olacak abi değil mi sistem? Otomatik güneşe doğru ev döndürecek kendini. Ya da senin istediğin yöne doğru ayarlayacaksın. Gece burada uyanayım sabah şurada kalkayım diye. Gece 3'te dönmeye başlayacak ev mesela. Bak hemen dönelim. Dönüyoruz ve hiç yani ses de duymuyorsun ya. Uyurken dönse hiç hissetmezsin bile evin döndüğünü gerçekten. Abi tam Karadenizli mantığı da ama harika ya ben de istiyorum. Şimdi işte birazcık dağ manzarası görelim. Al sana dağ manzarası. 360 derece dönüyorsun ya istediğin yere dönebiliyorsun. Hocam harika bir şey bu. Vallahi elinize sağlık. Tebrik ediyorum çok güzel yapmışsınız ya. Bir tane de bize. Ben de İstanbul'un ortasında döneyim. Evet devam ediyoruz ilginç evlerimize. Bundan daha ilginçini nerede buluruz bilmiyorum ama haydi. Evet, enteresan evlerde. Bu sefer Allah'tan İstanbul'dayız, Üsküdar'dayız. Bir 90'lar evine geldik. Burası çok enteresan bir yer. 5-6 aydır aktif olarak müze gibi ücretsiz olarak girip ziyaret edebiliyormuşsun. İçerideki her şey 90'lar temalı. Bakkalı da var kendi içinde. Şekeri, çikolatası bilmem nesi de 90'lar. Kapının önünde bir araba var. Kemal Sunal temalı. Bu 90'lardan bana bir tık daha eski geldi ama temamıza uyuyor. Çok enteresan bir yer yapmışlar. Gelin bir bakalım birlikte. Oğlum çok iyi değil mi giriş? Dışarıdan stres getirmek yasaktır. Nasıl tabela? Eve de ofise de atacağım. Stresli insan istemiyorum ya. Şurada bak kames toplarımız var. Benim küçüklüğümde biz bunları alıyorduk. Bunlarla oynuyor, patlıyordu bir de bunlar. Gel kapıyı çalalım. Direkt giriyoruz bence burada ya. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok enteresan bir yer burası. Ahmet Yaman, arkadaşımın düşüncesiyle oluşmuş bir yer. Tamamen 90'lara olan özlemiyle oluşturdu burayı. Bugünlere geldik. Böyle bu ürünler, buradaki mobilyalar, eşyalar daha önce kendisinde vardı. Kendisi bir koleksiyon yapıyordu ve onları sergileyeceği bir yer olarak mı burası açılıyor? Yoksa buraya özel mi bu ürünler, eşyalar bulundu? Buraya özel. Şöyle birkaç parça kendisinde vardı. Fotoğrafçılık yapıyordu, dış çekim fotoğrafçılığı. Biraz böyle konseptin dışında olsun. 90'lara özel böyle bir yer oluşturayım. Orada fotoğraf çekimlerimi bundan sonra yapayım. Ve eşi, dostu, arkadaşları da burada ağırlayayım. O düşünceyle yola çıktı. Sonra arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, herkes kendinden bir parça getirdi. Bit pazarından, antika pazarından almadınız. Hayır. Hepsi hediye. O yüzden de hani giriş ücretimiz yok. Bize hep soruyorlar. Neden giriş ücreti almıyorsunuz? Biz de diyoruz ki hediyenin giriş ücreti olmaz. Hediyenin bir ücreti olmaz. Biz yaşıyoruz çocukluğumuzu. Gelsin herkes yaşasın istiyoruz. Antika pazarından aldığımız bizim ofiste duran güzel antikalarımız var. Onları da size verelim. Bizden de bir şey katmış sizden olalım de, yani. Güzel olur. Sizden onur duyarız. Tamam. Şu nedir? Bu kolonya. Şöyle pompalıyorsunuz. Ah. Evet. Pompalıyorsun, böyle. Yandan şey vanayla açıyorsun. Dyson'ımız. Şöyle halıyı gırgırlayın bari. Evet, eskiden Dyson mı vardı? Al, tertemiz oldu halı. Oğlum bak prize bağlamıyorsun. Elektrik derdi yok, şarj oldum derdi yok, sulu bilmem ne mekanizması yok. Al. Fış 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 fış. Tertemiz bitti. Kum tel gırgır. Tele reklamı gibi olduk ha. Kum tel gırgır. Bunun reklamı da böyleydi muhtemelen. Nasıldı? Buyurun. Çevir, çevir. Bir daha çevir. Eskiden böyle aramalar yapıldı. Ne oluyor sanıyorsunuz ya? Fire fire. Hayır, fire, fire. Fire, fire diyordu bizim çocuğumuzda, çocukluğumuzda ya. Fire, 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 fire. Bunlar hacdan gelirdi. Bakın bu da mesela. Bunu hatırlıyor musun? Film değil mi bunlar? Çok iyi abi görüntü. Küçük karelerde daha önceden çekilmiş fotoğraflar. Bunun farklı diskleri oluyor. Bilmiyorsunuz oğlum Z kuşağı. Niye de bilmiyorsun bunun ne olduğunu Z kuşağı. Şu filmimiz başkaları da oluyor. Farklı görseller de oluyor. Bunu buraya takıyorsun. Gözünü dayadığında cillop gibi böyle sinemaskop gibi görebiliyorsun. Yanda da döndürmek için bir tane tuşumuz var. Kabe, cami, mezar, biraz daha cami. Kurban kesiyorlar. 3D view diye geçiyormuş oğlum. O zaman bak 3D view. 90'da sen neyi 3D view yapıyorsun? Kardeşim bugünkü 3D gerçek 3D değil hala 3D diye kakalanıyoruz. Babama aldığımız ilk telefon E250. Yemin ediyorum aldığımız günü hatırlıyorum çok pahalıydı. E250 ya. Telefon her düştüğünde pili çıkıp diye gidiyordu. Eskiden pilliydi ya telefonlar. Motorola. Bak kuzey güney. Alo bağış mı gönderdin? 50 milyar.
Milyon. Bin. Sinemaya kaçak girdim küçük çocukken. Güvenlik abi geliyordu böyle. Siz ikiniz çıkın. Eskiden şu an sizin kullandığınız polaroidler var ya, basıyorsun blik diye çıkartıyor. Eskiden öyle değildi bak, bunlar daha büyük tukallı abiydi. Böyle kullanıyorduk bunu. Gözleyelim buradan. Bastım. Diye veriyor. Böyle bir alet dünyaya bir daha gelmedi. Bak radyosu var, televizyonu var. O kadar. Yumatu. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun ya. Japon değil mi bu Yumatu? Yusuf Mahmut Tuncer mi? Gerçekten mi ya? Bak çok iyi kakalarsın bana Japon malı diye bunu. Yusuf Mahmut Tuncer'miş. Yaz kızım. Oğlum stres çarptı gibi. 9999 oyun bir kasette mi var? 90'larda böyle bir şey yoktu. 90'larda her oyun bir kasetti hocam. Bu yeni bir alet. Of, tüplü televizyona çok uzun zamandır bakmamışım. Kör oldum ya. Doing, doing, doing. Pıçık, pıçık. Hah, girdim içeri. Ha bak geldim bayrağı. Hep böyle oluyor. Ben hiç bayrağın yukarısını tutturamadım. Bu 2023 menşeli hocam. Bir jeton aldım hocam. Bir jetonluk hakkım var o yüzden. Ryu iyidir. Ken, klasik. Gel hocam. La bir dur, bir dur. Bir müsaade et, bir müsaade. Yok, hiç bırakmadı bu beni ve vuramadım oğlum Ken'e. Bir tuşlara bakaydın, bir müsaade ya. Ooo, bayağı kombolarcasına. Aduket. Yok abi. Çağ geliştikçe bilgisayarın AI'ı da gelişmiş. Botlar iyi. Ha bakkala geldik şu an zaten, evet. Ah çok iyi. Topaç. Ooo. Beyblade alt etmiş ya. Hangi Beyblade böyle dönsün? Bak yere indi, devam ediyor. İçinden ejderhası çıktı. Aa o en uzununu al. Bir çekiyordum böyle, kafasına gidiyordu adamın. Çok sesli bir şey mi? Evet. Lan ne yaptın ya? Oğlum şatkan mı patlattın? Ne yaptın anası satayım? Vurulduk mu? Ne oldu ya? Var mı birinde bir şey ulan? Öyle sıkılır mı oğlum size havaya silah? Maganda mısın sen? Düğünde miyiz biz? Niye havaya silah sıkıyor? Ben çok çatıştım mahallede. Ya ne demek mahallede çok çatıştım? Allah Allah. Bunu her kuş düşer bu sese. Allah Tetris gel. Sol tuşum yok. Sola gidemiyorum. Bu ne kız? Jole. Ben bunları hiç sevmezdim ya. Ya bu ne ya? Hani küçükken neler yiyorduk ya? Bizim dede bir tozlarımız boğulmuyor. Dede ve boğuldu şimdi. Tak diye döktü ağzına. Yani boğulduk. Doksanlar evini 80'lere çevirdik toptan. Tadı güzelmiş bu ara. Biraz fazla yumurt tuzu oldu. Sulu göz? Sulu göz yok mu? Ekşi yüz olmuş oğlum bunlar artık. Bizim zamanımızda sulu gözlü bunlar. Güzel. Özlemişim bu ekşiyi. Açık kapalı. Kapalı. Açık. Yok kapalı geldi. 3, 4 tane vuruyorum. Bak açıldı. Açılanı alıyorsun. Vurdun açtın, bunu da aldın. Şimdi buradayken çıtpıt vardı. Hatırlar mısınız çıtpıtı? Çıtpıt var mı yok mu diye kavgalar çıkıyordu. Şimdi önceden bunu konuşmazsan oyunun başında sıkıntı çıkıyor. Sonradan ben gelip buradan çıtpıt yaparsam olay çıkıyordu çünkü. Olmadığında öyle tık tık yapıyorsun, alıyorsun, gidiyorsun. Kız kaçıyor mu bu? Torpil patlatalım oğlum, ben en son torpil patlatalı. Kaç yaşındayım? 28 yaşındayım. 15'te patlatmış olsam 13 yıl olmuş, gel torpil patlatalım. Kız kaçıran. Niye kız kaçıran demişler buna? Nasıl cinsiyetçi bir yaklaşım? Sadece kızlar mı kaçıyor? Erkekler biz hepimiz kaçtık az önce. 90'lar seksist bir 90'larmış. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum çocukların eline roket atar verilir mi ya? Niye bizim küçükken zamanımızda elimize bunları veriyorlarmış? Elimin yarısı yandı zaten yani. Mahalle arası torpil patlatıyoruz. Emin miyiz? Oğlum bomba gibi ya bu. Kulaklarım her şeyim gitti. Oğlum bu yasal olmamalı bence ya. Bunu bir tekrar gözden geçirelim lütfen. Düğün magandası İbrahim Tatlıses'ten domdom kurşun değdi armağan ediyorum. Domdom kurşunu değdi. Oğlum çok saçma ya. Vallahi çocuğun eline vermeyelim bunları gerçekten. Ben buraya bayıldım. Ne zaman çocukluğumu özlesem bundan sonra buraya geleceğim. Şimdi geçiyoruz bir sonraki enteresan evimize. Evet, yine memlekette bulabildiğimiz en sıra dışı evlerden bir tanesinin önündeyiz. Biz bunun aslında belgeselini dairede izlemiştik bu evin. İnanılmaz bir yer abi burası. Görkem sahibi 13 tane klasik arabası var, 11 tane motoru var. Hocam, senin benim hepimizin hayali böyle bir evde, böyle arabalarla, böyle motorlarla yaşayalım. Muhtemelen hiçbirimizin olmayacak ama yine de bir görelim vitrin gibi. Bir rezidansın otoparkında çok güzel bir ev yapmış Görkem. Hocam, açıyorum. Açılıyor. Abi selam, ne haber? Selamlar, çok teşekkürler.
Abi eline sağlık. Kaç yıl oldu burayı tutalı sen? 3'ü geçti biraz. Ne kadar sürdü buranın tadilatı? 1,5 ay kadar diyebilirim. Abi şimdi biz yeni eve taşınacağız. Bizim tadilatı da sana... Peki hocam ayıptır sorması. Nasıl, ne kadar bir masraf çıktı buraya? O zaman hesaplamadım ama herhalde şu anın fiyatlarıyla 1 civarı bir şey tutabilir. 1 milyon çok iyi abi. Ben ev yaptıracakken Görkem'e geleceğim bundan sonra. Hocam bunun model nedir? Bu Nightrod ama biraz custom edilmiş bir motor. Böyle bir teker ben hayatımda görmedim yani. Bu kaç santim oluyor abi? 160 diye geçiyor ve dünyada hani yapılabilen en kalın lastik olarak geçiyor. Bununla viraj dönemiyorsun. Dönmüyor pek evet. Bu soft SLM zaten Harley Davidson'ın en böyle keyifli kullanılan motorlarından biridir. Bu arada bunların hepsi açık egzoz. Bak bir tanesine bak. Şununla mesela bir ara gaz verelim. Bir şey diyeceğim. Motorlar çok güzel. Bak benim hayatımda ilk motorum RKZ Titanic diye bir motordu. Lastikleri naylondu. Freni kampanaydı. Bisiklet freni gibiydi. Ben o motorla 10 kere düştüm. Harley 883 aldım. Dedim bu ne güzel bir şeymiş. Ama Harley'nin bana göre sıkıntısı, yani çok sevmiyorsan Harley'yi, motor seni taşımıyor. Sen motoru taşıyorsun. Yani bir yokuşta dönmen gerekse bitti hayatın ya. Ya çok güzel bir alet ama işte sıkıntısı. Gerçi sıkıntı değil, iyi bir özellik olarak da görebilirsin. Mesela böbrek taşın var, biniyorsun hocam. 3 tur at, böbrek taşının B'si kalmaz. Duyma kaybı kesin yaşarsın. Duyuyor mu abi sen bizi? Biraz. Şimdi hocam girdik dükkandan içeriye. Şurada böyle küçük bir koridorumuz var. Küçük dediğim çok büyük bir koridor ama şu an ev mi karşı kıyaslıyoruz, ofiste miyiz? Kafalar karıştı yani. Hani çok geniş ve yekpare böyle tek alan olduğu için. Çok güzel hocam yani. Kaç metrekareyiz biz? 300 metrekare gibi olması lazım. Bir kıyafet odası var. Arkada oğlumun odası var. Onlar herhalde bir 400 metrekarenin üzerindedir. Size her yer açık ya hocam. Yani bir benim en çok hayatta sevdiğim ev loft olacak. Açık olacak. Duvardır, küçük odalardır. Olmasın, böyle olsun. Mutfağımız açık mutfak. Kocaman bir adası var burada. Eşim zaten şef kendisi. Ha, onun için çok güzel bir mutfaktır bu yani. Ada ada bu yani. Hani 10 kişi rahat oturuyorsunuzdur zaten. Bak burada workshop yaparsın, etkinlik yaparsın. Yani bu arada bak evdeki tartıların, terazilerin hepsi eski analog gösterge bak şöyle. Bunlar peki çalışıyor mu yoksa şey? Yani çalışıyor mu? Gerçek göstermez herhalde. Ayarı falan mutlaka yapılması gerekiyordur artık. Şark köşesi diyeceğim ben oraya ama kesinlikle şark köşesi diye orası. Bir şömine var. Çok güzel tatlış bir yer. Böyle bir ev yapıyorsan hocam normal şey koymayacaksın. Tuş koymayacaksın ışıkları açmak için. Böyle olacak. Bak bu vizyon. Bu düşünülmüşlük. Bu detay. Bak abi böyle açıp kapıyorsun ışıkları. Çok güzel bunlar. Abi burayı bana Görkem hazır verse ben alacağım buraya gideceğim yani. Çok güzel abi. Plak ve İçkilik köşesi. Evet. Retro fan. Ay çok başarılı. Bir gustosu var evin, hissediyorsun yani. Böyle bir şeyi var evin yani. Bak dön yana. Bak hocam güzel bir şöminemiz var. Ama bak şömine yerden gelmiyor. Tavandan geliyor. Direkt bacaya bağlanıyor. Abi güzel, burada da oturuyorsun. Manzarayı izliyorsun. Çok iyi bak. Çoğu şey ya eski ahşap ya işte böyle kasalar var. Gerçekten halde konulan meyve kasaları. Çok güzel değerlendirmiş. Bir de senin çok para harcamamın sebebi yaparken de abi. Kesinlikle. Geri dönüşüme de uygun evet. Malzemeler kullanmamız. Vallahi çok güzel bak. Böyle bir yer yapmak istiyorsun. Çok para harcamak istemiyorsun. Kasalar, kutular. Devam. Güzel. Şu taraf yatak odamız sanırım. Evet. Peki hocam burada bir bilardo masamız var. Bizim evde de eskiden bir bilardo masası vardı. Biz ama hiç kullanmayız. 2 kere falan oynanmıştır maksimum. Genelde Merve bunun üstüne yatmayı seviyordu. Biz öyle değerlendiriyorduk yani. Sizde kullanılıyor mu abi? Ural diye bir arkadaşım var. Onu yeniyorum burada sık sık. Bak yatak odası da açık ya. Ben abi bu açıklığı seviyorum. Aa. Çok iyiymiş. Daha. Bunu nereden buldun? Bu da bir antikacıdan alınma. Telleri var mı içinde? Var var. Ha. Ama tabii ki... Akort hiç olmaz tabii. Hiç artık, yani. Artık herhalde akort tutmaz bu. Bakayım içine. 1960'tan tozu duruyor üstünde yani. Çok güzel ama ya yani ev için çok güzel duruyor. Bir klasik motorumuz daha var. İki model bir Lambretta. Çalışıyor mu? 3 sene önce buraya sürerek getirmiştim. Çok sağlamdır abi, bunu hiç çalışır kesin. Büyük ihtimalle karbüratörüne bir bakım yapılması gerekir. Bak yine baktığın zaman bir meyve kutusu. Yine eski bir sandık orada. Farklı eski bir sandık, valiz gibi bir sandık orada var. Bunları abi normal giyinme dolabı gibi mi kullanıyorsunuz? Evet, giyinme dolabı ve saklama dolapları gibi kullanıyoruz. Kullanışlı oluyor mu peki? Benim için çok kullanışlı ama eşim için o kadar değil. Evet, hanımlara zor ya gerçekten. Evet. Benim de evde bir tane dolabım var. Merve'nin 12 tane dolabı var yani. Net. Öyle abi. Bulduğun yere sığıyorsun değil mi sen? Bak, kum torbamız da var. Güzelmiş. Fena değilsin. Ben çünkü buraya girdim de dedim abi yatak odası var abi tuvalet nerede falan oldum. Bunu da konteynerdan yaptın herhalde evet. Değil mi? Dışı boya bunu, sprey boya gibi.
Banyoda en sevdiğim şey bunu böyle bir alan yarattık. İçine kurutma makinesi ve çamaşır makinesi koyduk. Çok iyi. İşte görmek istemeyeceğimiz o villadadır. Temizlik malzemeleri falan filan gibi şeyleri buraya gizledik. Bak biraz akıllı olursan yani şu ucuz bir malzeme. Kesinlikle. Bunu ne kadar çok güzel değerlendirebiliyorsun yani. Evet, dekoratif olarak gerçekten güzel. Duşumuz var. Tartımız evet. Şey yine ankesörlü tantı. Evet. Analog. Var mı başka göstermediğimiz bir yer? Abi ben bayıldım. Vallahi ayağınıza sağlık. Çok güzel yapmışsın. Genel mantık olarak bir otoparktan yer kiralayıp burayı böyle ofis olarak, ev olarak değerlendirmek inanın niye aklına gelmemiş kimsenin? Bunu ilk sen yaptın herhalde memlekette. Belki yapan vardır. İnan hani öyle iddialı konuşmak istemiyorum ama ben çok keyif alarak yaptım. Evet, bundan sonra ne yapıyoruz? Ev almıyoruz, otopark kiralıyoruz, içini yapıyoruz. Teşekkür ediyorum çok abi. Teşekkürler. Çok sağ ol. Tanıştığıma çok sevindim. Ben de. Enteresan meslekler var, enteresan ürünler var, enteresan evler serimizde hayırlı uğurlu olsun. Bu bölümde 3 tane Türkiye'de bulabildiğimiz en enteresan evi çektik. Bir tanesi gerçekten dönüyordu, bir tanesi 90'lar eviydi. Burası inanılmaz güzel, garajdan yapılma loft bir ev ve galeri aynı zamanda. Sizin de bildiğiniz böyle enteresan ev, restoran, bir şey, yapı varsa bize mutlaka gönderin. Bir sonraki bölümde onları inceleyelim. Sizleri öpüyorum, seviyorum. Hadi iyi bakın kendinize, see you later.